Bismillah. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İsmiyle Yüce Yaradan'ın ve izniyle onun izzeti hakkı için Kutlu Nebi'nin işaret ettiği veç ile yine bir yola, bir sefere çıkıverdik Ramazan ikliminde. Değil mi ki o sahabeye şöyle demişti? Bu dünyada kendinizi bir yolcu gibi biliniz ve kendinizi kabir ehlinden sayıveriniz. Eyvallah. Elhamdülillah. Yine yola revan olduk. Elimizde asa, giyiverdik çarıklarımızı. Ama yine Gül Nebi şöyle demiyor muydu cancağızlarım? Evvel refik, ahir tarik. Yani önce yoldaş, sonra yol. Azığımız, sığınağımız, elinden tutacağımız mihmandarımız olacak bir yoldaşa ihtiyacımız var. İşte her Ramazan akşamı dillendirmeye çalıştığımız hakikatte bu. Yoldaşımız, rehberimiz, yolbaşımız, mihmandarımız ve serverimiz sahabe. Dün dostluk hukukunu, dostluk hukukunun gereklerini Hazreti Hasan Efendimizle beraber Hazreti Ali Efendimizin veda döşeğinden işaret ettiği dört madde ile beraber görüvermiştik. Ama bir dört madde daha vardı. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan'ın o veda anındaki teessürü üzerine, mahzuniyeti üzerine ona şöyle diyordu. Elbette ki göz yaşarır, kalpte hüzünlenir. Velakin hayatın her aşaması bir ders anı ve mekanların hepsi dershane. Hasan, iki ders vereceğim sana. Tut bunları, gereğini yerine getir. Ve sonra dünyada ne olursa olsun sana bir zararının dokunmayacağını müşahede et. İlk dördünü görmüştük. Orada aklın nasıl bir nimet olduğunu, kendini beğenmenin ne kadar düşük bir cehalet olduğunu, ahmaklığın nasıl kötü bir arkadaş olduğunu ve güzel ahlakın nasıl bir asalet olduğunu görüvermiştik. Ve bugün buraya lütfen dikkat ediniz. Özellikle genç kardeşlerimiz, bize göre birazdan arkamızdan gelmekte olan, birkaç durak gerimizden gelmekte olan ama biz nasıl ki bizden öncekileri geçip gidivermişsek, birkaç lahza sonra bizi geçecek genç kardeşlerimiz. Bugünkü dört maddeyi lütfen can kulağıyla dinleyiveriniz. Konuşan Hazreti Ali Kerremallahu Veca. Oğluna diyor ki, oğlum şu dört sınıf insandan uzak dur. Ve şu dört sınıf insanla sakın ama sakın arkadaşlık yapma. Yazıyoruz değil mi? Hazırız. Hadi başlayalım. Bir, evladım, ahmaklarla. Nedir ahmak? Aklını kullanmamayı, aklını kullanmaya tercih edenlerle. Bir işin oluşunu, safahatını, sonunu düşünmeden sırf haz merkezli, sırf hız merkezli, sırf zevk merkezli düşünenlerle oğlum, arkadaşlık yapma. Onlardan uzak dur. Niçin? Çünkü onlar güya sana iyilik yapmak isterken sana en büyük kötülüğü yapıverirler. Nasıl mı? Hepinizin duymuş olduğu bir kavram var, bir terim var. Kıyakçılık. Güya kıyakçılık yapacak.
bütün büyük günahlar bir adımla başlıyor. Bütün büyük hatalar bir defa ile başlıyor. Bir defa kayıveriyor ayak. Bir defa kaptırıveriyorsun tekeri. Ve sonra sehpinizin malumu. Ama o ahmak kendince kötü bir şey yapmak istememişti. Ama o ahmak güya kendince size bir kıyak çekmek istemişti. Ama sigarayla ilgili bir istatistiği sizinle paylaşayım. Sigara üzerinden. Bir defa sigara içenler. Bir defa. İlk defa aldı, parmaklarının arasına koydu o kağıda serilen otu. Sonra götürdü, dudaklarının arasına koyuverdi. Bunun bağımlılık davranışı gösterme riski %82. O ilk defa aldı ve götürdü. Ya ben bir defa söndürdüm, bıraktım. Bir defa vazgeçtim. Bir defa kaldırdım, attım. İşte öyle olmuyor. Hani dedik ya, bir adımla başlıyor diye. Onun için bu ahmaklar, zevki işin merkezine alanlar, göğe iyilik yapmak istiyorken, sizin hem din hem dünya evinizi yıkıverirler. Evladım Hasan, 2. Sakın, zinhar, yalancılarla dostluk yapmayasın. İyi de nasıl test edeceğiz? Kolay. Öyle hemen işin içine atlamadan, hemen işin içine koşmadan şöyle geriye doğru bir çekileceğiz. Şöyle bir bakacağız, bir düşüneceğiz. Ya kendimize bir ayakkabı alıyorken, kendimize bir telefon alıyorken, evimizin duvarını boyamak için hangi renk olması gerektiğine karar veriyorken düşünüyoruz, soruyoruz, araştırıyoruz. Peki kendimize bir arkadaş, bir dost, bir yoldaş temin ediyorken neye bakacağız? Göz rengine mi? Boyuna mı? Endamına mı? Elbette ki değil. Bakın suç kaydı noktasında kullanılan bir terim var, GBT. Neye göre? Bu suçu daha önce işlemiş mi? Bu hataya daha önce düşmüş mü? Dostluk, arkadaşlık yapacağınız insanda şu üç şeye bakın. 1. Konuşuyorken konuşma hızı düşünme hızının önüne geçiyor mu? Yani konuşuyorken bir plan dahilinde değil de bir koşuşturmaca dahilinde mi hareket ediyor? Yani insanların kendini dinlemesi için, kendini insanlara dinletebilmek için kaybediveriyor mu ölçüyü ve dengeyi? 2. Orada olmayan insanlar hakkında konuşuyor mu? Yani şu, bugün sizin yanınızda bir başkası hakkında konuşan kişi, emin olunuz ki yarın bir başkasının yanında sizin hakkınızda konuşacak. Ya filancanın muhabbeti de çok tatlı canım, ne güzel kaynatılıyor. Kaynata kaynata cehennemdeki kendi kazanının altını kaynatırsın. Yok öyle. Öyle yok. Demek ki 2. Kendine arkadaş seçeceğin adam, bir başkasının hakkında senin yanında böyle doldur boşalt konuşuyor mu? Peki 3. O kendine arkadaş, yoldaş seçeceğin adam konuşurken abartıyor mu? Mübalağa yapıyor mu? Hani bir televizyon repliği var ya, Ziya,
diye. Üçü beş, beşi on, onu bin yapıyor. Allah'ın peygamberi diyor ki insanlarla konuşurken onların dikkatini çekmek kastıyla mübalağa yapanlara Allah lanet eder. Demek ki GBT'ye bakacağız. Yalanla ilgili döküm almak için bu üç tane kök sebebe bakacağız. Var mı? Uzak dur kardeşim. Yanaşma. UFO ne demek? Unidentified things. Tanımlanamayan şey. Baktın ki adamdan yanık kokusu geliyor. Kaç. Hem din evini hem dünya evini yıkıverir. Peki ey ilmin kapısı ve menbaı Ali. Yalancılarla arkadaşlık yapacak olursa bir adam ne olur? Keremallahu vechhe, Allah yüzünü aydınlatsın. İfadeye bakınız. Şöyle diyor. O size uzağa yakın, yakını da uzakmış gibi gösteriverir. Uzağa yakın, yakını da uzakmış gibi gösteriverir. Yani şu cancağızlarım, sizin önem ve öncelik sıralamanızı tarumar ediverir. Neyin önemli, neyin gerekli, neyin önemsiz, neyin gereksiz olduğu noktasındaki adına limbik sistem denilen filtre mekanizmanızı çökertiverir. Peki üç, biliyorum merak ediyorsunuz, üçüncü nedir diye, kimlerle arkadaşlık yapmayalım diye. Hazreti Ali diyor ki, Allah yüzünü aydınlatsın. Evlat, Hasan, sakın cimrilerle arkadaşlık yapma. Ya ben bir sürü ahlak kitabı okuyorum. Değerler eğitimi üzerine yazılmış aşağı yukarı pedagojik anlamdaki birçok kitabı okuyorum. Ama İslam'ın ahlak hadisleri kadar terhib ve terhib bablarında veya mekarimi ahlak bablarında İslam'ın cimrilik ve cömertlik üzerinde vermiş olduğu önem ve kurgulamış olduğu vurgu kadar bir başka yerde görmüyorum. Hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz diyor ki Cebrail bana cimriliği o kadar kötüledi ki neredeyse küfre denk veya eşit tutacağını zannettim. Hasan, cimrilerle arkadaşlık yapma. E babacığım yaparsa ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Çok ucuz bir menfaat karşılığında sizi satıverir. Hazreti Ali Kerremallahu Veşhe böyle diyor. Pek ucuz, pek kıymetsiz bir eder karşılığında, dikkat ediniz, değer demiyorum, eder karşılığında sizi satıverir. Allah'ın peygamberi, cömertin sofrasının şifa olduğunu söylüyor. Peki cimrinin lokması, içinde tamah bulunan, başa kalkma bulunan, men bulunan lokma, o da hastalıktır. Allah cimrilikten bizleri muhafaza buyursun. Kendimize, nefsimize, ailemize, içinde yaşadığımız şehre, alnımıza düşen yağmur damlasına, sabahleyin bize merhaba, günaydın diyen gün ışığına, cimri olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Onun gereğini, hukukunu, ahlakını yerine getirmeyi bize nasip eylesin. Ve sen, Hasan, kaç. Kimden? Kötü insanlarla arkadaş olmaktan. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmaktan kaçıver. Bugün bakıyorum. Ya bu kadınlara şiddet olgusu var ya, Allah inşallah bir an önce şiddetin terk ettiği bir şehirde ve toplumda yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bununla ilgili o gün İstanbul Üniversitesi'nde yapılmış bir şey okuyorum. Hanımefendilerin kendilerine hayat arkadaşı, eş veya arkadaş olarak seçmiş olduğu partner mi deniyor ona? Partnerlerle ilgili şöyle bir çalışma yapılmış.
Bu şiddet müstatili olan veya şiddet uygulayanların büyük bir çoğunluğunun daha önce kendi hayatlarında bir şiddet hikayeleri var. Ve bunu şiddete uğrayan mağdur ve mağdure biliyor. Buraya dikkat ediniz. Yani daha önce bu şiddeti uygulayan mahlukun kendi geçmişinde böyle bir cürüm istatistiği var. Ve araştırmayı yapan şu soruyu soruyor. Diyor ki, siz bunu bildiğiniz halde niye bu arkadaşlığa girdiniz veya bu arkadaşlığı devam ettirdiniz? Bu partnerlik ilişkisini. Cevap çok ilginç. Çünkü şiddet ona çekicilik kazandırıyordu. Bazıları belki gençliğinde, çocukluğunda yaşamış oldukları bir takım travmalar, bazı bozulmalar, dizin hataları sebebiyle, aileden kaynaklanabilir, çevreden kaynaklanabilir, izlediği bir filmden, okuduğu bir kitaptan kaynaklanabilir. Böyle bir kaymanın içine düşüveriyorlar. Ama bakın Hazreti Ali diyor ki, bu kötülerle arkadaşlık yapmayın. Niye? Çünkü onlar sizi çok ucuza satıverirler. Rabbim sana hamd senalar olsun. Böyle öğretmenlerimiz var. Böyle yolbaşlarımız var. Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan'a ve bütün Ehl-i Beyt'e salat ve selam olsun. İnşallah. Bir başka Ramazan günü yine öğretmenim sahabe deyip bir başka sahabe efendimizle yola revan olacağız. Dedi ki Allah'ın peygamberi, cennet özledi üç kişiyi, Ammar'ı, Selman'ı ve Ali'yi. Cennet özlesin sizi.